35 yıldan fazladır onlarla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Allah onlardan razı olsun ki insanımıza hizmet yolunda gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Mazlumun ve mağdurun umudu olmak adına bu ülkeyi dünyanın en üst seviyedeki ülkeler arasına sokmak adına gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Zaten böyle örneklerimiz var. Hiç şüpheniz olmasın ki bu örneklerle birlikte bugüne kadar yükselttiğimiz çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. Hiç şüpheniz olmasın ki artık Marmara'yla kalmayacak, Avrasya Tüneli'yle kalmayacak, Üçüncü Köprü'yle kalmayacak, Körfez Köprüsü'yle kalmayacak, dünyanın gıptayla baktığı ve bu kardeşinizin içinde yer aldığı Kanal İstanbul'u da inşallah insanımızın ve insanlığının hizmetine sunacağız. Ve gururla diyeceksiniz ki evet, Marmaray'da olduğu gibi, Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi Kanal İstanbul'da da çocuğumuzun emeği var. O yüzden Rabbim bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerim, il başkanım, kaymakamım, belediye başkanlarımız, il genel meclisi başkanımız ve üyeleri, belediye meclis üyeleri, teşkilatımızın her kademesindeki değerli arkadaşlarım, hiç şüpheniz olsun olmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yolda ilerlerken sizlerle birlikte paydaş olarak, çözüm ortağı olarak katkı vermeye, değer katmaya devam edeceğiz. Ve inşallah Kazman ve Yedi ilçe olduğu gibi Kars'ta makus tarihini yenmeye devam edecek. Kars'ın büyük projelerini sabah Kars'ta anlattım. Dolayısıyla Kars'a ilişkin çok şey söylemeyeyim. Ama Kazman'a ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Kazmanlı biliyor ki hastanesi büyüyor. Kazmanı biliyor ki Kazman'ın içinde birçok okul projesini başlattık. Kazman'da derslik sayısını artırdık. Derslik sayısı başına düşen öğrenci sayısını düşürdük. Ve Kazmanlı Kesik Köprü yolunu ölüm yolu olarak görüyordu. O yol şimdi asfaltı da döküldü. Adeta Kazman'ın gurur projesi oldu. Dünyada örnek gösterilecek bir proje oldu. Kesik Köprü yolumuz sıcak asfaltıyla, yeni haliyle Kazmanlı'ya hayırlı uğurlu olsun. Ve Kazmanlı Kars-Kazman yolunun iyileştirmesini bekliyordu. Yüklenici zayıf çıktığı için o yolu yapamadık. O yolun yapılamama sebebi biz değildik. Keşke yüklenicimiz güçlü çıksaydı. Keşke yüklenici diğerimizde olduğu gibi kısa sürede bitirseydi. Ama şunu söyledik. Yüklenici yapamıyorsa ey Karayollar Genel Müdürlüğü, sözleşmesini feshet, yeniden ihaleye çık. Karayolları Genel Müdürüm burada. Karayollarından sorumlu müsteşar yardımcım burada. Bölge müdürüm burada. Onlara teşekkür ediyoruz. 14 yıldır ekip birliği Ulaştırma Bakanlığı'nda mesai arkadaşlığı yaptığımız o arkadaşlarımız bizim hiçbir sözümüzü yerde bırakmadılar ve tekrar ihaleye çıktılar. 52 tane değil mi bölge müdürüm? 52 tane teklif geldi. Şu an değerlendiriyorlar. İnşallah kısa sürede en iyi firmayı iyi firmaları belirleyecekler. Sonra onların içinden fiyat tekliflerini alacaklar. Ve inşallah Kars-Kazman yolu Kesik Köprü yolunda olduğu gibi hem sıcak asfalt olacak, hem A1 standartında 12 metre olacak. Adeta iki araba yan yana geçerken öbür taraftan traktör de geçebilecek. O genişlikte bir yol olacak. Bunun süreci başladı. Artık bu müjde değil. Artık bu müjde değil. Kazmanlı yeni müjdeler istiyor. Kazmanlı yeni müjdeler istiyor. Onların bir tanesi Erzurum'dan gelen, Karakurut'tan Tuzluca'ya giden yolun bölünmüş yol olmasıdır. Onun da arkadaşlarımız uygulama projelerini hazırlıyorlar. İnşallah uygulama projeleri hazırlanır hazırlanmaz onu da bölünmüş yol yapacağız.
PK uzmanı kaderine terk edilmiş ilçe olmaktan AK Parti hükümetleriyle birlikte çıkardık. Çıkarmaya devam ediyoruz ama çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Çıtayı buralarda tutmayacağız. Bundan emin olasınız. İnşallah orası da bölünmüş yol olduğunda Iğdır istikametinde, Ağrı istikametinde, Erzurum istikametinde bölünmüş yolla gideceksiniz. Ama biliyorum ki Kazmanlı bunlarla iktifa etmiyor. Kazmanlı'nın beklediği başka bir müjde var. Kazmanlı diyor ki biz Doğu Anadolu'da Çukurova iklimini yaşayan, meyvecilikle uğraşan, tarımla uğraşan ve arazilerini sulayan bir ilçeyiz. Yani sulu tarım yapıyoruz, sulu meyvecilik yapıyoruz. 50 yıldır bize hep dediler ki Kazman'a baraj yapacağız. Ama sadece dedilerde kaldı. Yani lafta kaldı. Ama Kazmanlı biliyor ki AK Parti hükümetleriyle birlikte, Binali Yıldırım'la birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte onların projeci evladı Kazman'ın bu projesini de gerçekleştirecek. Süreci başlattık. Bu süreçte emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce açıklamıştık. Etütler yaptı, yapıldı, zemin etütleri yapıldı, fizibilite yapıldı. Ve hep bu sahada dedi ki ey Kazmanlı, uygulama projesi hazırlanıyor. Biz bunu söyledik de başkaları dedi ki yahu yine sizi kandırıyorlar. Ama Kazmanlı bu lafa inanmadı. Niye inanmadı? Dedi ki bunlar bizi kandırsaydı bu kadar okul yapılmazdı. Bunlar bizi kandırsaydı bu hastane büyümezdi. Bunlar bizi kandırsaydı Kesiköprü yolu bu kadar modern, bu kadar güzel bir yol olmazdı. Ey Kazmanlı, size verdiğimiz sözü yerde bırakmamak adına uygulama projeleri bitti. Kazman Barajı'nın ihalesine çıkıldı. Rabbim nasip ederse Temmuz'un 15'inde ihalesi var. Ve inşallah hemen arkasından inşaatının bir an önce bitirilmesi, Kazmanlı'nın hizmetine girebilmesi, Kazman'a hizmet edebilmesi, Kazman'ın meyveciliğinin daha da geliştirilmesi ve ekonomik olarak katma değer oluşturması için bir an önce bitireceğiz. Buna hiçbirinizin şüphesi olmasın. Muhtarımın biri orada diyor ki ya benim de problemlerim vardı. Evet, Kazman'ın problemlerini çözüyoruz ama herkes bilsin ki köylerimizin de problemini çözüyoruz. Ve muhtar şahittir ki özellikle selden etkilenen köylerimizin taşkın korumalarını yaptırmak üzere proje hazırladık. Proje bitti. Muhtar senin köyünde dahil 18 tane köyümüzün taşkın korumaları yapılıyor. Ama yine biliyoruz ki Kazmanımızın taşkın koruma ihtiyacı olan başka köyleri de var. Onların da projeleri bitmek üzere. Hiç şüpheniz olmasın ki bu evladınız ekip arkadaşlarıyla birlikte, Selahattin Beyli Bey'le birlikte, il başkanıyla birlikte, ilçe başkanlarıyla birlikte ve yönetimdeki bütün arkadaşlarıyla birlikte bunun da gereğini yapacaktır. İnşallah yakın zamanda onu da gerçekleştireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın, hiç şüpheniz olmasın ki Kars doğuda sınırı bekleyen, Serhad'ı bekleyen şehir olmaktan çıkacak. Serhad'ın, sınırın başkenti olacak. Kafkasların başkenti olacak. Kafkaslara, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, ta İstanbul'a kadar hizmet eden projeleriyle Markakent Kars olma yolunda attığımız adımları hızlı bir şekilde soruşturacağız. Biz Kazman'la gurur duyuyoruz. Ben her zaman söyledim. İlk daha şurada kürsüye çıkarken dedim ki herkes bilsin ki bu Ahmet Arslan Mestaf Yaylası'nda koyun otarırken üniversiteyi kazandığını duymuş bir gençtir. Madem Kazman'dan böyle bir şans çıktı, hep dedik ki Kazman'ımızı
gururlandıracak, yüceltecek işler yapacağız. Rabbim nasip etti. Çok iyi yol arkadaşları bulduk. Recep Tayyip Erdoğan kılavuzumuz oldu. Binali Yıldırım kılavuzumuz oldu. Onların yol arkadaşı olma şansı yakaladık. Ve yine Rabbime şükrolsun ki Ulaştırma Bakanlığı'nda genel müdürken 100 bin kişilik ulaştırma ailesiyle kol kola, el ele birbirinin başarısını bekler, birbirinin başarısını destekler, bürokratlar olarak hizmet ettik. Hiçbir zaman birbirimizin ayağını kaydırmaya çalışmadık. Hiçbir zaman birbirimize çelme çakmaya çalışmadık. İşte o ekip ruhudur ki bugün bizi buraya getirdi. Yine burada K uzmanların huzurunda söylemek istiyorum ki 100 bin kişilik ulaştırma ailesi yine kol kola verecek, yine el ele verecek. Başbakanının yolunda, Cumhurbaşkanının yolunda 81 ilinin, yani bu ülkenin ne kadar büyük projesi varsa hepsini hayata geçirecek. Ve dünya bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'nin yaptığı projelere gıptayla bakacak. Kazmanlı bu kadar projeden bahsettikten sonra müsaadenizle başka bir konuya geçeyim. Kazman 1000 yıldır bu coğrafyada Kürt dememiş, Türk dememiş, kardeşlik yapmış. Kars 1000 yıldır bu coğrafyada Azeri dememiş, Terekeme dememiş, yerli dememiş, Kürt dememiş, kardeşlik yapmış. Ve 1000 yıldır bu coğrafyada Ebul Hasan Harakani'nin hamilik ettiği bu coğrafyada nasıl kardeşte yaşandığını herkese ispat etmiş. İşte Kazmanlı'nın ve Kars'ın bu ispatı dünyanın her yerine örnek olsun. Ve özellikle Türkiye'yi karıştırmak isteyen, Türkiye'deki birilerini maşa olarak kullanmak isteyenlere de kulak küpesi olsun. Kazman'dan yükselen bu ses Türkiye'nin her yerinde yankılanıyor. Rabbim bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da inşallah sayenizde birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacak. Bu konuda hiç şüphemiz yok. Siz bir oldukça, siz beraber oldukça, siz iri oldukça, siz diri oldukça Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini kesinlikle alıyor, daha çok alacak. Hiç şüpheniz olmasın. Bu evladınız dünyanın her yerine gitti. Şunu bilin ki dünyanın her yerinde Türkiye'nin yaptıkları gıptayla izleniyor. Türkiye takdir ediliyor. Türkiye'nin başarıları alkışlanıyor. Ama her yerde olduğu gibi büyüyenin paşasından asılmak isteyenler var. Büyüyen Türkiye'nin paşasından asılmak isteyen dış düşmanlar var. Sizden istirhamımız onların maşası olmak isteyenlere izin vermeyin. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini 1000 yıldır bu coğrafyada olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik hukuku üzerine, birlik hukuku üzerine, beraberlik hukuku üzerine sonsuza kadar yaşatmak için yine sizin desteğinize ihtiyacımız var, sizin duanıza ihtiyacımız var. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla İzmir'deydik. Ve onlara dedim ki size eşlik ettiğim programlar dışında ilk defa yarın bakan olarak ilime ve ilçeme gideceğim. Her ikisinin de size çok selamları vardı, çok muhabbetleri vardı, çok sevgileri vardı. Bugüne kadar olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsinler. Onların desteği bizim arkamızda olduğu sürece biz onlara hizmetkar olmaya devam edeceğiz diye mesajlarını ve selamlarını tekrar ileteyim.